Pardon, affedersiniz. Dikkat etsene. Çok özür dilerim. İyi misiniz? Sen kimsin ya? Sen ne karışıyorsun? Ben size çarptığı için yardımcı olmak istedim, yoksa... Yardım istedin mi? Ha? Her gördüğünüz kadını aciz sanmayın. Ben kendi başımın çaresine bakabilirim. Pardon. Ego tatminini git başka kadın üzerinde yap. Ego tatmini mi? Evet. Şiddeti yapan da siz, kahraman kesilen de, değil mi? Kadınına göre, durumuna göre. Allah Allah. Aa bak, burada 17 yaşındayım. Hızlı zamanlarım. Şimdi öyle değilim. Duruldum yani. Çok tatlı. Değil mi? Özgür. Çok. Ne var? Bir konuşalım mı? Çocukluk arkadaşım. Hep böyle zamansız. Evet, çok. Ara beni, tamam? Tamam. Sen de ara. Arayacağım. Aşık oldum abi. Ne oldu, ne oldu? Aşık oldum. Abi tam onu bir net alabilir miyim ben? Duyamıyorum çünkü. Aşık oldum abi. Yani sadece 10 dakikada bir arada değiliz. Nasıl olabiliyor ki öyle bir şey? Ben de anlamadım abi. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Hayatımın kadını sanırım. Hocam, o hissettiğin şey aşk değil. Sayemde sonunda mutfaktan çıktığın için ve yani bir iki kadın gördüğün için senin bu hormonlar var ya, onlar atağa geçti. Seçil'le de ayrılığı bir yıl olduğu için neredeyse şu an mesela bir ineğe bile aşık olabilirsin. Yani o kadar anlam yükleme o kıza bence. Yok artık. Senle ilgili bu konu. Tamam, renkli hayatıma geri dönüyorum ben. Aa, kızlar sizi bir... Arkadaşımla tanıştırayım Ozan, gelsene. Abi. Biraz utangaçtır böyle, mahcuptur. Aşk adamı ya. İyi yaptın ya, bilsin haddini. Herhalde. Onda kaldım diye havalara girdi. Şu erkek milletine 200 vermeye geldi. O yüzden vermeyeceksin. İşimizden geliyor değil mi? Evet evet geliyor. Bak, sakın yalvarsa bile taviz verme, tamam mı? Gidelim. Saçmalama Deniz, o kadar da değil. Gideyim de bütün gece burada eğlensin. Atmaca gibi bekleyen kızları görmedin galiba. Ya birini beğenirse? Ayrıca erkeklerin direnci benim limonlu cheesecake'e direncim kadar. 3 dakika. Hiç riske atamam vallahi. Geliyor, yürü. Bebeğim, bebeğim. Aşkım sen hiç merak etme. Şimdi eve gideceğiz, ben sana bir güzel kahve yapacağım. Oh, biz bir sürüye gidecek. Nasıl bırakayım onu burada? Bebeğim, bebeğim. Hadi ama çok uzattım. Levent, sen partiden ayrılmasana. Serdar'a ayıp olur. Ne? Ayıp mı olur? Ayıp olur diyor ya. Hı. Olursa olsun. Senden önemli mi? Senden değerli mi bebeğim? Hadi lütfen evimize gidelim. Tamam. Geleceğim ama sırf seninle konuşacaklarım olduğu için geliyorum. Konuşacak mıyız? Tabii konuşalım. Uzun uzun konuşalım. Hadi gel gidelim artık. Denizciğim, ben gidiyorum canım, görüşürüz. Gel gidelim. Ya bu Deniz'in olumsuz negatif enerjisine kapılıyorsun. Olayları büyütüyorsun. Saçmalama Levent. Kıskanç bir kız o. Canım çok öpüyorum. Levent'ciğim. Araba kilitliyor kendini de arada. Spor ya ondan. Ben sana ne diyeyim? Tamam, bu vardı. Bu ne ya? Ya bu olacak şey mi? Hayır, bu gerizekalı kim acaba? Pardon! Pardon! Ha şimdi yapacağım videoyu buraya park edilir mi acaba bu araba? Neyse dur, dur dur. Ben biliyorum. Arıyorum çekiciyi. Ha gel. Şarjım bitti. Şu an mı? Hayır, kimse yok mu? Pardon. Çok pardon. Yine mi sen ya? Bak sen beni takip mi ediyorsun ha? Bak, yasalar değişti. İstesem seni 2 dakikada işleri tıktırırım, beni delirtme. Bu araba senin mi? Araba yok. Araba benim değil. Ha. Telefonun var mı? Numara olarak mı? Cihaz olarak canım. Cihaz olarak aramak için. Ha tamam. Tabii tabii. Vereyim. Buyurun.
Çekiciyi arayacağım ben. Hani gelsin çeksin bunu. Böyle bir rezillik olabilir mi ya? Gelmiş arkama dibime kadar girmiş. Ha çıkamıyorum da yani. Kaldım burada. Yok yok. Çekiciyi... Ben yapacağımı biliyorum. Hayır ama bu nasıl bir beyinsiz Allah aşkına ya. Arıyorum. Alo. Alo. Evet, evet. Evet, konu bildirmek istiyorum. Araç çekilecek. Evet, manyağın teki gelmiş, dibime girmiş. Hı hı. Tabii. Tabii, hemen plaka söylüyorum. 34. Oğlum neler diyorsun ya? İnsan inanası gelmiyor yani. Harbiden göz mü yumdunları arabanın çekilmesine? Ne yapayım abi? Ne yapsaydım kızın gözünde beyinsiz durumuna düşecektim. Gerçi ben arabamı park ettiğimde onun önündeki araç yoktu ama... Anlat, anlatabilirsen tabii. Vallahi Brotello'm, yani kız seninle tanışır tanışmaz seni sindirmeyi başarmış. Geçmişler olsun, pek de öyle ilave edecek bir şey yok yani. Hayatta başarılar sana. Geç bakalım dalgana. Neyse ben eve geldim, yarın görüşürüz. İyi hadi. Ne biliyorsun? Pablo'cum sen söyle yani, lastiklere tekme atmak mesela. Çağ dışı. Yani ne oluyoruz? Tamam kabul, biraz sinirli bir tip. Ben sana söyleyeyim, onun hayatında en az bir yıldır kimse yoktur, kesin. Öyle mi diyorsun? Olabilir gerçi, evet. Yani biraz erkek düşmanı gibi de. Biraz mı? Hı. En tehlikeli kadın tipi bence. Niye? Sinirli diye mi? Hayır, fazla akıllı diye. Tamam işte abi, ben zaten akıllı kadınları seviyorum, biliyorsun. Deniz Koparan. Neyi? Tuttuğunu. Ha, kim o? Dünkü kız. Yani plakasını sorgulattım, Deniz Koparan'a ait. Deniz Koparan kim ya? Kız bu değil mi? Evet, bu nereden buldun? Cevval abi kız işte iş bitiriyor yani. Bu arada bağlantın kimse benim o dijitaldeki röportajı da bir... Neyse onu konuşuruz. Sen ne bunları çözemiyorsun, düşünemiyorsun. Aa bir iki saattir ben sen bunları falan araştırmışsındır ya konuşuyorum seninle. Yani internetten baktım da öyle artık görünmüyor ki plakadan falan isimler çıkmıyor. Sen ne bunları düşüneme. Akıllı kadın seviyorum diye öyle ortalıkta. Ya olacak ya, işte. İki günde seni parmağında oynatır bu kıza. Bak ben sana diyeyim yani. Yani. Bir kere soy ismine bak yani. Koparan. Sırf buradan zaten uzak durman için yeterli bir sebep yani. Çok önyargılısınız. Avukatmış. Oo bir de, abi şu konuşma şu an hiç yaşanmadı. Yok, tamam hemen dağılıyoruz burada. Sen kızı falan hiç görmedin, sen ismini falan hiç bakmadın. Abi sonlandırıyoruz. Niye ki? Niye ki mi? Abi çocukluk arkadaşımsın ya, o kadar... Hatırım var bilmem ne, kıyamıyoruz sana, seviyoruz seni. Bak canım, avukat kadınlar fena olur. Yani zor olurlar, kandırması zor olur. Tamam mı ya, böyle beyin kıvrımları falan ilginçtir. O konuları farklıdır. Yani rahat edemezsin, rahat edemezsin. Arkadaşlar, ben rahat olmak istemiyorum ki. Ben huzurlu ve mutlu olabileceğim bir ilişki arıyorum, bu kadar. Ya sen kaşınıyorsun, illa kaşınacağım diyorsun. Git ara, tamam. Hemen git ara avukat kızı. Zaten telefonu falan... Buldum. Hı. Veriyorum ya. Hayır. Saçmalamayın. Arayıp ne diyeceğim? Hava nasıl bozuyor, bir açıyor, bir kapıyor da. Bizim tekrar bir şekilde denk gelmemiz gerekiyor. Rastgele. Hakikaten sen ne tür bir şakasın ya? Onu da düşündüm ben. Şimdi, internette gittiği spor salonundan fotoğraflar paylaşmış. Özgür Bey sizinle aynı salona gidiyor. Formfit. Orada bir karşılaşmış gibi falan belki. Aa bir saniye, bir dakika. Ee? Bir saattir ha? Gözüm ısırıyor diyorum. Tamam ne? Nereden diyorum. Şu an oturdum. Ne o? Spor salonu işte oradan. Ne olmuş ki? Spor salonundan. Eminiz değil mi abi? Spor salonundan tanışıyorsunuz. Herhangi bir aranızda bir şey geçmedi yani. Yok canım, olsa ha? Şeyler... Bir geliyor mu görüntü kareler? Bir dumbbell alışverişi, size 5'i vereyim, 8'i bana verin. Saçma. Yok abi, o kadar da değil ya. Yok. Ha, tamam, güzel. O zaman ben de senin spor salonuna yazılıyorum abi. Hem bayağıdır da spor yapmıyorum, iyi olur. Hem denk gelme şansımız var, teşekkür ederim. Abi sen spora yine gel, hobi olarak yap zaten sağlık için de. Bu tarz kızlar yani böyle pek spor mipor öyle tavlayamazsın değil mi Pablo? Daha böyle iş odaklı yani, yanaşmak lazım. Yani bizim gibi yapman lazım, biz gibi. Siz gibi. Hı-hı. Bir de şu saflığı bırak, biraz saflığı bırak. Tamam. Boş konuşuyor. Evet. Barın bel kemiği benim. Ne demişler? Akakçe kare gün içindir. Değil mi? Hı hı. Değil mi? Ne yaptık? Güzelsedik mi onları? Güzel. Güzel. Nasılım güzel? İyi. İyi mi? Yani mi? Yoksa gayet iyi mi? Gayet iyi ben. Randevum var. Avukat kızla görüşmeye gidiyorum. Gerçekten mi? Sen hangi ara randevulaştın, konuştun?
Bak dediğin kadar zor bir kız değilmiş demek ki. Ha yok, yanlış anladın. İş görüşmesine gidiyorum. Ha, taktik aynı. Kim olduğunu söylemiyorsun, tesadüfmüş gibi yapıyorsun. Aynen. Bravo. Peki bir soru. Şapkalı mı, şapkasız mı? Şapkalı. Sofistike. Ne istediğini biliyor. Ben seçilmem, seçerim tarzı. Yürü buradan. Bu lazım mı? Alıyorum yok, ben yok. Bunu. Ah. Oğlum bu ne lan? Dışarıda cayır cayır yanıyor. Evet. Avukat kızla görüşmeye gidiyorum deme. Evet abi, görüşeceğim. Hatta görüşmeye geç kalıyorum şu anda. Bak çok rica ediyorum, kız avukatımız yapma. Başımıza sarma ya. E iş odaklı yaklaştıyan sendin. Abi ben o kanaldan gir dedim. Kalkıp iş yap demedim. İkisi farklı şeyler. Sanki eski avukatımızdan biraz şikayetçi gibiydin değil mi? Ben kaçtım abi. Bana şans dile lütfen. Bay bay. Büyüteç almayacak. Deniz Hanım'la bir görüşmem vardı da. Tabii, kim diyelim? Ozan Dinçer. Deniz Hanım, Ozan Dinçer Bey geldi. Bekliyor, soldan ilk masa. Teşekkürler. Aa, Deniz Hanım siz miydiniz? Ne büyük tesadüf. Evet. Ama anca filmlerde. Kim oldum plakamdan buldun herhalde, değil mi? Avukat olduğumu görünce de tabii. Yok yok, siz beni yanlış anladınız. Yalnız, sen plakayı sorgulatırken benim de elim armut toplamadı. Ben de sorgulattım herhalde. Ozan Dinçer. Arabanı çektirmem sana yetmemiş anladığım kadarıyla. Tamam. Tamam, itiraf ediyorum. Kim olduğunuzu bilerek geldim. Ama sadece sizi görmek için gelmedim. Yani gerçekten bir avukata ihtiyacım var. Biraz daha konuşmaya devam edersen gerçekten bir avukata ihtiyacın olacak. Çünkü seni içeri tıktıracağım. Ya düş yakamdan ya, Allah Allah. Ozan Şef. Merhaba ama çıkaramadım. Daha tanışma fırsatımız olmadı. İrem ben. Avukat İrem Çelik. Memnun oldum. Ben size hemen bir kartım vermek istiyorum. Söyle. Buyurun. Teşekkürler. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Yemeklerinizin daimi müşterisiyim. Gerçekten enfes. Öyle mi? Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Tartışılmaz. İstanbul'un en iyi restoranının şefisiniz. Hem çok iyi bir mekan hem de yemekleri sizin sayenizde tek kelimeyle efsane. Çok teşekkür ederim. Bunları duymak çok memnun etti beni. Çok sağ ol. Bu arada bizim patronumuz Ercüment Bey de sanıyorsunuzdur. O da müdavimlerinizden. Ercüment Şengezer. Evet evet, tabii ki tanırım. Çok severim Ercüment Bey'i. Çok güzel. Belli ki aranız iyi, bayağı yakınsınız. Tabii yakınızdır, evet. Çok güzelmiş. Keşke geleceğinizi bilseydi kendisi de. Eğer ki Deniz Hanım'la henüz anlaşmadıysanız, ben seve seve avukatlığınızı yapabilirim. Gıda sektörüne hizmet veren birçok şirketle çalışıyorum ve emin olun bu konuda oldukça tecrübeliyim. Evet. Şöyle yapalım, masama doğru gidelim, ben size yardımcı olayım. Aslında... Biz Ozan Bey'le anlaştık. Bundan sonra firmaların avukatlık işlerini ben devralıyorum. Ozan Bey, buyurun. Peki o zaman, ben tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de öyle, teşekkür ederim. Görüşürüz. Evet. Umarım şirket avukatlığınızı kabul etmem havaya girmene sebep olmamıştır. Yok hayır. Ben boyumun ölçüsünü aldım. Ayrıca niye kabul ettiğinizi de biliyorum. İyi bari. Pardon, buna bakmam lazım. Tabii, buyurun. Efendim? Evet, evet benim yakın arkadaşım. Tabii, işinde çok titizdir. Ben kefilim, zaten CV'sinde hepsi yazıyor. Halkla ilişkiler mezunu, evet. Tamam. Bakın bu benim için çok önemli. Tamam, sizden haber bekliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Çok pardon. Kulak misafiri oldum. Arkadaşınız iş mi arıyor? Evet. Aslında biz de yeni açacağımız restorana halkla ilişkili birini arıyoruz. Yani eğer yanlış anlamazsanız tabii ki. Mekandaki organizasyonlarla, reklam ve tanıtım işleriyle ilgilenmesi gereken birini arıyoruz. Öyle mi? Evet, yani belki arkadaşınız ilgilenir. Tabii. Yani tabii ilgilenir. Süper. Evet. Şirketle alakalı. Evet.
İyi akşamlar Deniz Hanım. İyi akşamlar. Dosya hala burada, gitmemiş imzaya. Alo, bana kuryeyi çağırır mısın? Çıktı Deniz Hanım. Nasıl çıktı ya? Hem işini yapmıyor hem bizden önce çıkıyor. Bak, burada Lagavion dosyası var. Bunun imzaya gitmesi lazım. Yarın bana lazım bu dosya. Ara gelsin. Peki efendim. Tamam. Evet. Deniz Hanım, aradım fakat telefonuna ulaşılamıyor. Aman ne yapacağım? Tamam, tamam. Deniz'cim, istersen ben bırakabilirim. Sen bırakacaksın. Evet. Hayırdır, sen pek iyilik yapmazsın. Neyin peşindesin? Ay Deniz, artık iyice paranoya bağlamaya başladım, farkında mısın? Ya bak, bu kadar korkma benden. Tamam, en büyük rakibin olabilirim ama neticede iş başka, arkadaşlık başka. Değil mi? Hı. İrem Hanım, Lagabe'yi tekrar aradım. Dediğiniz her şeyi ettim ama bu akşam için boş yer yokmuş. Rezervasyon yapamıyorlarmış. Ha, tamam, teşekkürler. İremciğim. Sen şimdi dosyayı mekanda masa ayarlamak için mi aldın benden? Ah oh, İrem ya. Keşke bana söyleseydin, ben ayarlardım. Hani avukatlarıyım ya. Bir dakika, gerçekten ayarlar mısın? Tabii ki hayır. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gerçekten sedir oldum. Hoş geldiniz. Merhaba. Rezervasyonunuz var mıydı? Yok, hayır. O zaman size yardımcı olamayacağım. Bugün polis. Yok, siz yanlış anladınız. Ben bir dosya bırakmaya gelmiştim Ozan Bey'e. Avukat Deniz Koparan. Siz iletin isterseniz. Yok, ben iletemem. Benim yetkim dışında. Size şöyle yardımcı olayım. Barda biraz dinlendireyim sizi. Ben de Ozan Bey'e haber vereyim. Siz direkt kendisine iletin. Peki. Buyurun. Emre Bey, Deniz Hanım, Deniz Koparan, avukat kendisi Ozan Bey'in arkadaşı. Sen ilgileniyorsun, ben Ozan Bey'e haber veriyorum. Gizem Hanım. Bara hoş geldiniz. Ne istersiniz, ne hazırlayayım size? Su. Su yalnız hazır olan bir şey olduğu için başka bir şey hazırlayayım isterseniz. Sadece su. İçine limon atayım. Hayır. Maydanoz. Hayır. Fesleğen. Hayır, düz su. Bunu arada kontrol et. Onları soslamadan mı götürmeyeyim, tamam mı? Şefim. Gizem. Seni bekleyen birisi var. Gizem, çok meşgulüm, eğer önemli biri değilse. Önemli. Avukat kız geldi. Ne? Hı-hı. Burada. Evet, tam arkanda. Barda. Özgün orada mı? Hı-hı, bahçede. Olmadı öyle. İçine beni de at. Yanmadım. Kız şunu. Baban ödüyor parasını. Abi Deniz gelmiş. Ne diyeceğim ben kıza? Muhtemelen sana teşekkür etmeye geldiği için rica ederim diyebilirsin mesela. Ya da ne demek yeter ki sen iste gibisinden bir şey diyebilirsin. Hemen ardından bu gece ne yapıyorsun diyebilirsin ki ben olsam bu fırsatı kaçırmazdım. Kız ayağına kadar gelmiş. Abi ne diyorsun ya? Diyorum ki Ezgi ile aramızdaki sorunu hallettik. Nasıl yani? Bizimle çalışmaya mı başlıyor? Yarın düğün için sabahtan yola çıkıyoruz. Ah be abi, niye söylemiyorsun böyle bir haberi bana? Abi görüyorsun halimi yani, bunları bir toparlayıp hemen yanına gelip, çok ateş var. Abi orada sıcak basıyor beni mutfakta ya. Neyse tamam, halloldu ya.
Yani Deniz gerçekten bugün bana teşekkür etmek için gelmiş olabilir. Hala bu kadar bekletmeye devam edersen durum değişebilir, onu bilemem tabii yani. Evet evet, hadi ben gidiyorum. Abi üstünüm üstüne, önlüğüm önlüğüm. Çeki düzen var, onu çıkart yani. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Tamam. Anlatıyorum ben abi, dinlemiyorsun. Dinlesen olacak bir şeyler de. Bardağı da içseydiniz. Şaka yapıyorum. Ya böyle gergin olmayın lütfen. Şaka bu, şaka. Kusura bakma Deniz'i beklettim seni. Deniz Hanım. Bir şeyler ikram ettiler mi bu arada size? Evet, su içtim. Güzel. Yeni mekanla ilgili tedarik sözleşmelerini hazırladım. Birkaç tane de raporlama yapsın. Hepsi burada dosyada. Hı. Aslında kurye getirecekti ama atlanmış. Yolun üzeriydi. Şansa bak. Anlamadım. Yani sizi de yormuşuz buraya kadar, zahmet etmeseydiniz. Rica ederim. Bu arada Ezgi için teşekkür ederim. Ne demek? Neyse, ben sizin vaktinizi almayayım. Gidiyor musunuz? Kalsaydınız bir şeyler isteydiniz, misafirim olurdunuz. Benim acelem var. Teşekkürler. Tekrar teşekkürler bu arada. Ozan Bey. Deniz Hanım. Resmi resmi hareket. Gidiyor mu? Tanışmaya gelmiştim ben de. Ne oldu? Bir şey olmadı abi. Böyle giderse de olacağı yok galiba. Sen de hiç yardımcı olmuyorsun ki abi. O kadar kadın, o kadar tecrübe. Ha, sorumuzu ben olmuşum. Ne yalan mı abi? Yani ben ne söyleyeceğimi, nasıl konuşacağımı bilmiyorum ki. Bu tarz durumlarda afallıyorum. Sen beni biliyorsun. Vallahi Buratello'm, ben sana söylüyorum. Yapman gerekeni ama sen dinlemiyorsun ki. Ne zaman söyledin abi? Duymamışım. Bir daha söyle. Şimdi söylüyorum yapman gerekeni. Heh. Çok basit yani. Bunu dinle, iyi anla ve yap, tamam. Şimdi böyle kadınlarla karşılaştığında yapman gereken tek şey... Abi arkana bakmadan kaçacağım. Abi onca kadın onca tecrübe bu yani. Hadi denize gelen. Geliyoruz geliyoruz. Hadi hadi hadi. Olur tamam. Geliyorum tamam. Tamam süper. Ozan hadi abi. Abi buz isteyeceğim şimdi, ayağıma biraz koyayım, ağrıyor ya. Oğlum ne buzu ya, kite surfing yapalım demedim, yüzelim dedim ya. Hiç su sporlarıyla hiç aran yok biliyor musun? Gel bir şeyler öğreteyim sana ya. Tamam. Ayrıca bacağın falan iyi gelir oğlum deniz. Gerçekten iyi gelir yani. Biliyorum. Oğlum onu demiyorum ben, şairane bir yerden almadım. Normal denizi diyorum, hadi ya. Söz geliyorum, sen gir geliyorum. Of ya, baba hadi ya, gel sen. Abi ne yapacağız bunu ya? Ne olacak bunun abi? Böyle değildi bir çocuk, atraksiyondu, severdi yani böyle. Şimdi prensesler gibi kuruluyorlar. Ne oldu, bir sorun mu var? Bir sorun var. Var da benim haberim yokmuş. Levent'in benimle evlenmeye niyeti yok. Ne alaka ya? Nereden çıkardın? Az önce bahsettiği gibi bana davranmıyor Ezgi. Yani ne kıskanıyor, ne karışıyor, ne bir şey yapıyor. O mesele. Evet, garip örnekler veriyor. Ama abartma bence. Yani sonuçta Soner de beni kıskanmıyordu. Canım istiyorsan Soner'den bahsetmeyelim. İyi bir örnek değil çünkü. Hayır yani beni böyle teselli etmeye de çalışma. Çünkü gerçekten bunalıma giriyorum. Evet, saçma bir örnek oldu. Kızlar, ben biraz güneşleniyorum. Tamam. Kremi versene. İstersen yer değişebiliriz, orada güneşlenebilirsin.
Niye ki? Ya şu yandaki herifler pis pis bakıyor da biraz rahatsız oldum açıkçası. Sana mı baktılar? Yok canım, olur mu hiç öyle şey? Sana baktılar işte. Bir dakika, bana bakıyorlar, sen niye rahatsız oluyorsun ha? Nedir bu sahiplenme durumları falan, hayırdır? Yok, belki görmemişsindir diye şey yaptım. Görürsen sen de rahatsız olursun diye düşündüm, o yüzden. Yok, ben rahatsız olsam söylerim zaten. Sen merak etme. Şişt! Alo, hayırdır ha? İlk defa mı kadın görüyorsun? Önüne, aynen dön. Ben yerimi değiştirmeyeceğim. Onlar baktıkları yeri değiştirecekler. Çok haklısın. Özür dilerim. Ben Deniz'e şey yapayım. Sen. Aynen. Şişt, Deniz. Şişt. Ne yaptın sen ya? Ne yaptın Ozan'ı iyice haşladın, yazık çocuğa. Yok, ben az bile yaptım. Ben ona dün geceden uyuzum. Neymiş efendim, bazı kadınlar da böyleymiş, işte öyle davranırlarmış falan. Hayır yani, ayrıca kısıtlamak ne demek ya? Sen kim oluyorsun da beni kısıtlıyorsun bir kere? Tamam, haklısın. Sakin ol ama şey gibi düşün yani, kısıtlıyor demeyelim ona. Çok hoşlandığı için senden kıskanıyor böyle tatlı tatlı. Bence bunun kıymetini bil canım. Bak, beni kıskanan yok. Çünkü ben eğlenilecek kadınım. Baktım. Cansucuğum, canım benim. Saçmalama istersen. Yani Levent kendine çok güvenen bir adam. Ayrıca sana da çok güveniyor değil mi? Ayrıca yahu adamın gece gündüz saksı gibi gözünün önündesin. Cansu, seni niye kıskansın Levent? Ha, ondan tabii ya. Yani. Ondan tabii. Geliyor, çaktırmayın. Ben denize giriyorum. Ben de. Oldu. Tatlım, siz çok güzel, gelsene. Yo, iyiyim ben böyle. Ah, yapma, hadi beraber yüzelim. Hayır, gelmek istemiyorum. Zorlama Levent. Bana bak. Sen bana trip falan mı atıyorsun? Yo. Bak, eğer trip attığın için denize gelmiyorsan çok kırılırım. Levent, zorlama istersen. İstemiyorum dedim ya. İyi, peki, tamam. Ben de gitmiyorum o zaman. Burada seninle kalacağım. Bari şurada beraber bir şeyler içelim. Olur, içelim hadi, tamam. Buyurun. Sürpriz! Hoş geldiniz, nereden çıktınız? Hoş bulduk. Canım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Ah, tanıştırayım Gizem. Kuzenim Cansu, en iyi arkadaşım Deniz. Aa, merhabalar. Memnun oldum. Merhaba, tanışıyoruz zaten. Evet evet, karşılaştık daha önce biz. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ezgi'cim, sen o zaman misafirlerinle ilgilen. Benim de zaten ufak tefek işlerim var. Daha sonra devam ederiz. Tamam, teşekkür ederim. Geçin geçin. Cansu Hanım, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Narince koyun. Aa, ben alırım. Ben alırım. Bu da yer çekimi olduğu için. Ne güzel sürpriz. Ya herhalde kızım, merak ettik seni. Tabii ki geleceğiz. Nasıl gidiyor ilk gün? Güzel. Yani alışmaya çalışıyor. Özgür burada mı peki? Evet. Ozan şef de burada. Ay aman aman, yok, hiç gelmesin şimdi. Gelip iki saat lafı tutuyor, gerek yok. Ay, sen çok fenasın. Açsınız değil mi? Ne söyleyeyim size? Ben kurt gibi açım. Olur valla, ben de yerim. Ben de çok acıktım, hemen söyleyelim. Bayılacaksınız. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Merhaba. Nasıl keyifler? İyi. Biz de Ezgi'ye hayırlı olsuna geldik. İyi yapmışsınız, süper. Sipariş verdiniz mi? Evet. Gerçi mekanımızın bütün yemekleri birbirinden güzel ama denemelerini istediğim birkaç favorim vardı. Afiyet olsun o zaman size. Teşekkürler. Patron. Vallahi çok merak ettim gibi. Özgür Bey. Ben bir bizimkine bakayım. Nasıl da bugün yoğun mu iş? Yani işte. Çok sıkıcı. İyi vallahi yani, değil mi?
Bunun arkadaşları da artık çıkıp çıkıp gelir. Çıkıp çıkıp gelsinler yani, benim için problem yok. Hatta o kıvırcık saçlı Cansu Hanım, onun gibiler gelebilirler her zaman, hoş. Gelmesinler, ne işleri var canım? Hem sana ne? Labale, git işine hadi. Şefim. Emre. Ya hep mutfakta sıkılmıyor musunuz acaba? Diyorum ki çıkıp böyle bir sağa sola mı bakınsanız? Emre nasıl çıkalım? Baksana yoluna. Değil mi? Doğru. Bahçeye mi çıksanız acaba? Acaba şöyle bir hava mı alsanız? Acaba bir deniz havası mı alsanız? İşte bu ya. Çok güzel. Çok hoş. Bayılıyorum böyle. Bak hala çıkıyor. Sevdiniz değil mi? Güzel. Yok. Bak. Şu bayağı iyi. Kim? Abi Deniz gelmiş. Niye haber vermiyorsun? Neden acaba? Tamam. Ne yapıyoruz? Ozan gelmiş. Gelir çöker şimdi. Deme öyle ya. Uzaktan merhaba. Çok yeterli. Konuştuklarımızı da unutma, tamam? Bu kadar. Tamam. Hoş geldiniz. Ha, merhaba, hoş bulduk. Afiyet olsun. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok kısa oldu ya. Ha? Aferin, aynen bu şekil. Ne yapayım, burada kalayım mı biraz? Belki göz göze geliriz. Ha? Mutfak. Mutfak. Haydi. Tamam. Aa, sadece uzaktan bir selam verip gitti mi o? Deniz, sen ne yaptın bu çocuğa ya? Evet, Allah aşkına anlat. Konuşamadık. Dönüş yolu nasıl geçti? Yani tamam, kısaca anlatıyorum. Biraz havalanmıştı. Ben de havasını aldım. Bu kadar. Ha, belli, belli. O yüzden korkusundan masaya gelemiyor çocuk. Deniz, vallahi yazık ediyorsun. Ya bir şans versen, aslında çok tatlı adam. Belki sen de hoşlanırsın. Ya tamam, neyse. Kapatın konuyu. Benimle alakalı değil şu an konu. Sen anlat, ne oldu? Serdar aradı mı? Mesaj attı mı? Konuştun mu? Yo, aramadı. Yani zaten arasa da buluşamam. Sonuçta işte ilk günüm. Ayıp. Niye ayıp olsun canım? Çıkarsın. Özgür bu teklifi alabilmen için ne kadar uğraştı, akıl verdi. İzin verir tabii ki. Çıkarsın ya. Tabii canım. Zaten bu bir yerde Özgür'ün de başarısı senin. Doğru. Ben hep unutuyorum ilişki koçum olduğunu. Ne kadar ilginç değil mi? İlişki koçun aynı zamanda da patronun. Evet. Sevimsiz ya. Aa, Deniz, ne diyeceğim? Şimdi birkaç kişiye söyledim de sana da söyleyeyim. Akşam şöyle güzel, tatlı bir kutlama yemeği düzenliyorum. Ya, muhtemelen gelmek istemezsin ama yani yine de ben sana söyleyeyim dedim. Anlamadım, niye gelmek istemeyeyim ki ben? Ya ne bileyim. Hani sonuçta 11 Turizm'in davasında çok hazırlandın, çok istedin. Yani bozulmuş olabilirsin, neticede bana geldi. Ha, yani dersen ki ben gelmem, ben kesinlikle anlayışla karşılarım. İremciğim, yok sen beni yanlış anlamışsın. Ben öyle şeylere hiç takılmam. Yani hem kaldı ki dava şirketin oldu sonuçta. Sen ben ne fark eder bu durumda? Bir de Ercüment Bey sana verdiğine göre bir bildiği vardır diye düşünüyorum. Vallahi böyle düşünmene çok sevindim. O zaman şöyle yapalım. Legabia'da düzenledim bu arada. Buradan çıkışta da birlikte gideriz. Nasıl? Tabii tabii. Olur. Süper. Hadi görüşürüz. Kesin bilerek Legabia yapıyor bu annem. Bir sade kahve alabilir miyim? Boş ver, vazgeçtim. İş verme bana onu. Direkt kahve versen bana. Normale döneyim biraz. Ha, güzel haber. Tamam. Şişt, ho. O kahveyi ver. Özgür Bey istiyorsan bir tane daha yaparsın. Şöyle. Ben de bir şeyler içeyim ya. Koy koy. Neşemizi bulalım ya biraz. Tabii canım. Aa, merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ercüment Bey. Masanız şu tarafta, buyurun. Neyse. Evet, buyursunlar. Teşekkürler. İremciğim. Teşekkür ederim. Evet.
Ne yapıyorsun oğlum? İyi misin? Baba. Ne babası lan? Ne baba? Oğlum niye yer çekimi yokmuş gibi hareketler yapıyorsun Hasan oğlum? Ne yapıyorsun? İyi misin? Ne var? Çok iyi değilim açıkçası şey. Hey. Kız arkadaşımın babası da şu anda biraz heyecanlandım o yüzden. Seni tanıyor mu? Yok tanımıyor. Emin misin? Bilmiyor yani seni. Tanımıyor. Hayır tanımıyor. Ya, ilişkiniz olduğunu biliyor mu? Evet. Hayır. Bilmiyor. Yani neyin tribine girdim ben anlamadım ki. Bir tek yani seni tanımıyor. Sen onu tanıyorsun. Uzaktasın da barda değil. Adamı zaten şu an göz göze değilsiniz. Markeli oturmuş zaten. Bir durum yok yani ortada. Neyin paniğini yaşıyorsun sen anlamadım ki. Tribe niye girdim? Çünkü şundan dolayı tribe girdim. Şimdi adam avukat. Bu Ercüment Şengezer. Hukuk bürosunun sahibi adam ve sabah ben çıkarken minnoşumun parfümünü sıkmıştım. Benimki bitmiş. Şimdi kokudan anlayabilir diye. Çünkü zincirleme çözüyorlar olayları. O kokuyu alacak böyle yapacak, dönecek bana bakacak gibi falan şeyler hissettim. O yüzden biraz şey yaptım. Ne yapayım böyle dursam kokumu mu salmam? Nasıl olacak? Abla saçma sapan konuşma gözünü seveyim ya. He? Gerçekten ya bak Deniz'de yanlarında bunlar bizim hukuk büromuz anladığım kadarıyla. Evet. Ben git hazırla gömlek giymişken gideyim resmi bir şekilde. Tanışayım onlarla o gün bugün yani. Geri gelmişken. Sen de oğlum sakin ol. Dalga mı geçiyorsun ya? Ya sakin ol da şimdi adam... Sen nasıl takıl biliyor musun? Hı. Mekan sahibi gibi davran. O auranı koru yani anladın mı demek istedim? Rahat ol ya cool ol yani. Bir şey yok tamam yani. Auranı koru yani. Tamam. Lütfen nedir yani? Ya ne bileyim böyle... Tamam. Sakin. Kızını böyle öpüyordur koklayarak falan tam öyle bir şey çünkü. Kız önemli. Kız babası olmak da başka. Ben de kızım olsun isterdim. Mesela ya... Efendim merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Özgür Bey değil mi? Evet. Ah İrem ben de, çok memnun oldum. Ben de öyle, nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Biz bu akşam böyle ekipçe yemeğe gelelim dedik. Aa süper, harika yapmışsınız. Hemen patronu tanıtayım size, Ercüment Şengezer. Özgür. Çok memnun oldum. Ben sık sık gelirim bu mekana ama daha önce tanışamadık. Babam burada. Siz daha normal gündüz saatlerde falan giriyorsunuz, ben biraz işler karışınca gece ortaya çıkıyorum. Bu arada birlikte çalışmaya başladık. Haberiniz vardır herhalde. Var tabii ki. Evet. Çok da mutluyuz bu anlamda. Ben de çok mutluyum. Ercüment Beyler geldi. Bu aperatiflerin onaylanmasını yayınladı. Tamam mı? Tamam. Ben sizi yalnız bırakayım o halde. Yemeklerin tadını çıkarın. Harika yemeklerimiz var gerçekten. İhtiyaç halinde ben buralardayım. Bardan falan bir ihtiyacınız olursa. Tamam. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bugünkü davranmaya devam. Tamam mı? Bozma kendini. İlgi yok. Tamam. Ben de merak etme. Gözüm üzerinde. Hoş geldiniz. Ozancığım. Nasılsınız Ercüment Bey? Sağ ol canım. Sen nasılsın? İyiyim. Geldiğinizi gördüm. Merhaba diyeyim dedim. Çok iyi yaptın. Sizler de hoş geldiniz. Merhaba Deniz. Merhaba. Biz de bugün buraya güzel bir kutlama yapmak için geldik. Tabii başka bir yere gidemezdik değil mi Ercüment Bey? Mümkün değil. harika. Biz de sizi ağırladığımız için çok memnunuz tabii. Harika. Çok güzel. Oo yemeklerimiz de geldi. Empanadas değil mi bu? Evet. Nedir ki bu? Güney Amerika usulü çiğ börek. Çiğ börek? Evet. Ercüment Bey mutlaka deneyin, efsanedir. Ama rejim... Boş verin. Bu ne bunu bilmiyorum. O koşina. Brezilya usulü içli köfte. Aa, içli köfte. Bu arada denemenizi isterim, çok lezzetlidir. Rejime rağmen bir parça almış. Bence kesinlikle bu fırsat kaçmaz Ercüment Bey. Gerçekten bu zamana kadar nasıl denemedim en ufak bir fikrim yok. Bir parça arayayım o zaman. Enfes. Ozan Şef bayıldım. Latin mutfağına zaten bayılırım ama bir de yani sizin elinizden çıkmış. Aksi kesinlikle mümkün değil. Teşekkürler. Efsane. Çok sağ olun. Bu arada Latin mutfağına ilginiz varsa eğer bu hafta sonu bir Latin gecesi düzenleyeceğiz. Yani kaçırmayın derim. Hatta öncesinde Latin lezzetleriyle ilgili bir workshop'um olacak. Seve seve geliyorum. Kesinlikle. Harika. Eğer ilginiz varsa kaçırmayın derim. Asla kaçırmam. O zaman isminizi listenin en başına yazıyorum. En başa. Harika çünkü listenin başında olmayı her zaman çok sevmişimdir. Bu da bir tesadüf olmasa gerek o zaman. Ozan Şef'im bir bakar mısınız? Mutfakta size ihtiyaç var. Yanıyor buralar. Tamam geliyorum. Tekrar afiyet olsun. Teşekkürler. Sağ ol Ozan'cığım. Teşekkürler. Yandı mutfak. Geldim. Oğlum sen ne yapıyorsun Moruk ya? Ne yapıyorum? Deniz'in yüzüne bakmadım işte söylediğin gibi. Abi sen beni doğru anladığına emin misin? Gerçekten. Uzaktan nasıl görünüyorsun biliyor musun? Yani onun iş arkadaşına şu an asılıyor gibi duruyorsun. Ha evet. Bilerek yaptım öyle konuştuk ya işte. Deniz de kıskanmıştır. Kıskanmıştır. Hatta aşık bile olmuştur. Yok canım o kadar değil de. Belki o da olur canım yani. Bekle olur. Bekle olur yani. Nasıl bekle olur? Bekle bu şekilde böyle bekle olur. Ben yine yanlış bir şey mi yaptım? Ben bir lavaboya gidip geleyim.
Bak şimdi, bakışa bak şimdi. Çaktırmadan bak. Baktırmadan bak, nasıl bakacağım? Bak şimdi. Ha, aldın mı rüzgarı? Ha? Aldım. Bu mutfakta ne oluyor abi? Ateşten beyinler mi yanıyor? Gidiyor mu beyinler? Ne oluyor yani? Ben anlamıyorum. O senin dediğin bu arada çalışır. Yani olur yani ama bu durumda değil. Belli ki rekabet paralarında, iş arkadaşlık falan. Burada olmaz o dediğin şey. Tuvalet yok, gitmeyeyim. İremciğim. Bunların arasında bir şey var demiştin sen ama öyle görünmüyor. Aa. Saklıyorlar Ercmen. Saklıyorlar. Tabii canım. Daha başladı ha. Sayende. Oğlum niye söylüyorsun lan yaptın? Sen de kurtarıver senin durumu, ne olacak yani? Gerçi durumu kurtarmak istememeni anlayabiliyorum yani. Sen de haklısın. Ne demek o? Yani... Konuşmayacağım ben. Ne yaptı oğlum, ne? Bir dur. Deniz selam. Yani bir şekilde seninle konuşmak istiyordum ama bir türlü fırsat bulamadım. Senden bir konuda özür dilemek istiyorum yani. İrem'e haddinden fazla yakın davrandım o gün. Biliyorum çocukça ama işte böyle seni kıskandırmaya falan çalıştım kendimce yani. Seni ilgini çekmeye çalıştım ama biliyorum yani çok aptalcaydı. O yüzden senden o gece için özür dilerim. Biraz saçmaladım. Yani bir şey söylersen çok sevinirim çünkü gerçekten bu beni böyle boğuyor. Çocukçaydı de, salakçaydı de her şey okeyim yani. Böyle olunca çok utanıyorum çünkü. Bir şey söylemeyeceksin galiba. Ne var? Sen ne yapıyorsun? Ben sana ne söylüyorum? Sen... Şişt, ses sus. Duyacak, duyacak. Ben sana bunları mı söyledim? Nereye duyuyor ya? Kulağa bak, kulağa. Kulaklık var kocaman. Müzik dinliyor, bir şeyler izliyor. Allah Allah. Ne duyacak? Ah be abi ya. Tam da cesaretimi topladım, her şeyi söyledim ya. Bir şey diyeceğim. Şükürler olsun ki duymadı. Yani ben sana ne söylüyorum, sen git ne yapıyorsun ya? Ah be abi ya. Abi ben taktik maktik yapamıyorum ya. Artık bundan sonra taktik falan istemiyorum senden abi. Çünkü ben ne hissediyorsam onu söyleyeceğim. Hale bak, hiçbir şey beceremiyorum ya. Bir haftadır neler yaşıyorum abi? Kızı anlatmaya çalışıyorum derdimi, şu hale bak. Patlıyoruz ya. Ne haber? Şöp. İyi sporlar. Deniz. Aa, Erdem ne haber? İyidir vallahi. Hiç yoksun kızım ortalarda. Ya tempo yoğun, gelemiyorum ki. İyi hadi o zaman sporunu bitir de bir kahve içelim. Ya aslında benim işim bitti sayılır. Dur bir Ezgi'ye sesleneyim. Tamam. Gidelim. Ezgi, bitirelim mi? Evet evet, bitirelim bence de. İyi tamam, ben Erdem'le kafeye geçiyorum, gel sen de. Yok ben eve geçeyim canım ya. İşim var. İyi peki, sonra görüşürüz o zaman. İyi eğlenceler. Kolay gelsin. Bir şey söyleyeceğim. Çok iyi oldu ya geldiğimiz. Bak iyi ki getirdin beni. Yani güzel stres atmış olduk dediğin gibi. Vallahi bak. Gel. Bir tur da saunaya falan girelim. Orada stres atarız. Ben sana... Güzel. Bunları değiştirsek mi acaba? Biraz şey duruyorlar. Ne yapıyoruz bugün? Bugün taco öğreteceğim herkese. Ya. Hoş geldiniz. Selam. Hoş geldiniz. Selamlar. Hoş geldiniz. Eyvallah. Ne haber? İyilik, sağ ol. Allah'ım nasıl her yer capcanlı ya. Ozan şefim. Hoş geldiniz. Kolay gelsin. Sabırsızlanıyorum gerçekten şu an. Ne güzel. Ezgi'ciğim,
Nasılsın? İyiyim yeşim, sen nasılsın? Hoş geldiniz. Ne güzel olmuş buralar. Herhalde şüphem mi vardı? Hayır canım. Mutfak Ozan'a emanet zaten. Hı. Herhalde böyle olacaktı. Barımız zaten biliyorsun, malum. Şaşırdın mı yani iyi olmasına? Gerçekten sabırsızlanıyorum şu an sizden bir şey öğreneceğim diye. Ne güzel. Alo Deniz, neredesin? Başlamak üzere. Ya şimdi İrem orada, ben gelmesem. Ya saçmalama. İlk organizasyonunda beni yalnız bırakamazsın. Zaten Cansu da geç gelecek, hadi gel. İyi peki, tamam. Tamam, bekliyorum, bay bay. Ben size önlüklerinizi vereyim. Canım, bana yardım eder misin? Tabii. Şöyle yapalım. Ozan Şef, merhaba. Sanırım sana ihtiyacım var yine burada. Her zamanki gibi. Benim. Evet. Ben de. Hazırsak herkes yerlerine geçsin. Ezgi'cim, yerini alalım. Yok, ben birazdan katılacağım. Sen kaytarmaya çalışıyor olabilir misin? Hayır, olamam. Ezgi'cim, senin galiba bu işlerde elin yatkın değil çok. Aa, hiç olur mu öyle şey yeşim? Aksine, doğuştan yetenekliyim ben yemek yapmaya. Birazdan görürsün zaten. Deniz'i bekliyorum. O yalnız kalmasın, biz onunla birlikte başlarız. Öyle mi? Ya aslında vaktimiz var, biraz o gelsin, hep beraber başlayalım. Ne güzel fikir. Öyle yapalım. Hadi yerimizde bekleyelim o zaman. Deniz gelsin, onu bekleyelim değil mi hep birlikte? Tabii bekleyelim. Deniz'i bekleyelim öyleyse. Ben çok iyi yardımcı olabiliyorum önlük konusunda. Yardım edeyim mi? Fark ettim onu da, teşekkür ederim. Kendim bağlayabilirim. Emin misin? Tabii. Debeleneceksin bak orada. Cebelleşme boşuna. Siz çok yoruldunuz, çok önlük bağladınız şimdi. Merhaba, kusura bakmayın geç kaldım. Hoş geldin Deniz. Selam. Hoş geldin Deniz. Merhaba. O zaman herkes geldiyse başlayalım. Tabii. Arkadaşlar, sizi bugün Latin mutfağıyla tanıştıracağım. Evet. Öncesinde de Meksika yemeği olan, hepimizin artık bildiği, sevdiğinizi düşündüğüm taco'nun yapımını göstereceğim. Nedir hocam taco? Meksika usulü tantuni. Ha öyle. Ha. Kemer. Kemer mi? Evet, süremiz doldu. Herkes elindekini bıraksın. Şaka yapıyorum. Eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Tamam. Zaten o gayet iyi görünüyor. Şefim, buyurun tadına bakın. Allah Allah. Tamam. Aşırı iyi değil mi? Hmm. Ediyor, gerçekten iyi. Bravo. Dedim sana. Ummadık taş baş yararmış. Yarar vallahi. Dikkat etmek lazım. Benimki de çok başarılı oldu bence. Yeşim, kabağı bütün mü koydun? Hayır, kesip koydum tabii ki. Nasıl? Çok iyi. Bravo. Gerçekten teşekkür ederim. Beklemiyordum. Çok iyi. Teşekkür ederim. Gayet iyi. Ozan Şef, bence benimkini de bir tadına bakmalısınız. Tabii. Kıskanç, kıskanç. İnsan bunun tadına nasıl bakar? Çili alerjim olduğu için koyamadım. Ama bence yine de güzel olmuş. Bir bakın istersen. Çili biber alerji mi var? Evet. Üzücü olmuş çünkü mutfağın olmazsa olmazıdır. Öf, tahmin edebiliyorum ama hiç hastanelik olmaya da niyetim yok. Tabii ki. Gayet iyi. Bravo. Süper, çok sevindim. Ben bu arada yani mutfakta inanılmaz beceriksiz biriyim ama o kadar güzel anlattın ki... resmen senin sayende başardım. Ne mutlu, harika. Ay,
yakışmış vallahi, çok bayıldım. Beğendin mi? Çok yakışmış, çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Konsepte uygun. Aynen, konsepte uygun. Çok yakışmış vallahi, bayıldım. Eline sağlık. Deniz. Arda. Ne haber? İyidir sen de. İyi ben de, hoş geldin. Gel. Hoş geldin Arda. Hoş bulduk. Ne kadar güzel olmuş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben Erdem'i çağırdım çünkü yalnız kalmayayım diye. Hani daha Cansu gelmedi ya. Aslında yalnız sayamazdın ya. İrem vardı. İrem deme bana. İrem deme deme. Ay çok kötü olmadım ya. Bakamadım ya. Çok kızardı. Gerçekten çok kötü oldum. Yani üzülmek istedim. Zorladım kendimi de pek üzülemedim. Yani vallahi ben de üzüldüm desem yalan olur. Ben bir şey mi kaçırdım çünkü iki dakikada birisini gömdünüz de. Gömdük ama vallahi haklıyız. Ya yani boşa gömmedik. Bu ne şimdi? Spor hocası değil mi ya? Geçen gün gördüğümüz. Ha? Şimdi yardım lazım falan dolaşıyor. Ha. Hani yardım olması da yardım gerekiyormuş gibi böyle bir tavır. Sürekli bir yardım etmeye çalışıyor. O arkadaş işte, spor hocası bu. Evet. Evet. Niye gelmişim? Deniz'le mi geldi? Deniz'le gelmedi. Şu an geldi o. Bir şey yok yani, geldi. Bilmiyorum. Özgür. Ne? Aralarında bir şey var mı öğren abi? Vay, çocuğun tipine bak ya. Hem yani bir kere seninkinin tarzı değil zaten. Yani o göz var mı sevgili olacak? Deniz'de o göz var mı? Yok, olmaz yani. Arkadaştır bunlar. Özgür. Ne abi ya? Öğren abi. Ne attırayım mekanına istiyorsan bir el hareketiyle. Özgür. Şey yapma, biraz fındık ye. Özgür. Hı. Hadi abi. Ne hadi abi, abi ya? Ne gel gidelim beraber o zaman. Göster kendini. Sen de orada bir belir yani. Ağırlığını koy. Ha? Olur. Bekle. Tamam, hadi. Nereden çıkıyorlar ya? Ha? Merhaba. Yardım lazım mı? Tanıştırayım Erdem. Deniz'in arkadaşı. Merhaba. Merhaba. Ozan. Memnun oldum. Ben de. Bu akşam eğlenceli olacak. Mekan çok güzel olmuş. Ezgi sayesinde. Yani aslında sana bir teşekkür borçluyum. Ezgi'yi hayatımıza dahil ettiğin için. Tüm bunlar Ezgi'nin eseri çünkü. Yani bana değil, Ozan'a teşekkür etmek lazım. Çünkü asıl bu işi yapan o. Et o zaman. Bir et yani. Teşekkür edersin. Ne demek? Ya asıl ben teşekkür ederim üçünüze de. Çok şanslıyız. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Ben o zaman bir şeyler getireyim. Ya da getirmeyeyim, sesleneyim. Çünkü mekan sahibiyim ya, o yüzden. Öyle de bir şeyim var. Alo Gizem. Aramadın. Senden haber bekliyorum. Konuşamadın mı hala Ezgi'yle? Ay Soner'cim, ben de seni arayacaktım. İyi ki aradın hayatım. Ya ben Ezgi'yle konuştum. Tam düşündüğüm gibi. Soner aşağı, Soner yukarı. Seni dilinden düşürmüyor. Beni çok seviyordu. Böyle kolay kolay vazgeçemez benden. Aynen. Aynen hayatım. Öyle unutamamış işte seni. Sıcağı sıcağına sen bu akşam gel, şok etkisi yaratsın. Hadi ya. Emin misin? Eminim tabii canım. Bak bekliyorum, mutlaka gel. Peki, tamam. O zaman akşam görüşürüz. Birazcık ortalığı karıştıralım bakalım. Hı? Ne olacak? Spor hocasısın. Ya Erdem benim çok eski arkadaşım. Yani ta böyle yüzme takımı, su topu takımı falan o zamanlardan, ortaokul falan yani. Mavi midyelerde komik bir takımda oynadık. Böyle saçma bir amblemi vardı ya. Böyle evet, evet. Adını unutmaya çalışıyordum onun. Ya mavi midyeler ne ya? Mavi midyeler mi? Evet. Ben de o takımdaydım. Ne? Nasıl yani? Evet. Susamurlarını yenip şampiyon olduğumuz sene. Ben de 8 numaraydım o takımda. Bir dakika, emin misin? Çünkü o sene 8 numarayı Mehmet diye bir arkadaşımız giyiyordu. Evet. Hatta evet. Deniz'in büyük aşkıydı. Ne? Senin çocukluk aşkın mı vardı? Hayır, çocukluk aşkım değil tabii ki. Yani çocukça bir şey. İşte. Mehmet sen misin? Ben anlamadım. Evet abi, evet. Yani Mehmet Ozan Dinçer. O zamanlar Mehmet'i kullanıyordum tabii ki. Yani. Hı. Hmm. Aa, siz bayağı çocukluktan tanışıyorsunuz o zaman. Deniz. Tabii ya. Çilli Deniz. Gerçi çiller gitmiş biraz ama gözlerin aynı.
Yani sen de çok değişmişsin. Ama gözlerin aynı. Siz çocukluk aşkı çıktınız. Oğlum sen takımı bırakıp gittin. Nereye gittin? İşte annem babam ayrıldı. Sonra İzmir'e gittik falan. Sonra bana orada Ozan diyeyim. Yeni life kafası falan işte saçma sapan. Çok ilginç değil mi şu an her şey? Mehmet demek. Olaylara bak. Peki. Hayatımı kurtarmıştım. Vallahi evet. Bir de hayatını mı kurtardın? Evet boğuluyordun. Yani boğuluyordun. Evet su yuttum. Oğlum sen nerelerdesin? Ne yapıyorsun? Anlat. Ya bir dakika sen ya. Şimdi kaleci Erdem misin? Evet. Abi gel şuraya ya. Saçmalama. Ne haber? Hey. Oh, oh ya. Evet. Şöyle. Karışımımın adı ilk aşk, ilk heyecan. İçindekiler. İçinde çilek var, kiraz var, vişne var. Daha sonra tropikal meyveler. Ne mesela? Hangileri onlar? Mesela örnek verecek olursak. Frambuaz var, efendime söyleyeyim, yaban mersini. Morluk da var hafif o. Hafif morluğu katan o. Hafif morluğu kırmızı o katan o. Yani çili biber kullanmadım, alkol kullanmadım. Emre'cim sen genelde reçeteni vermezdin. Ama işte kabarıyor insanlar alerji falan durumlarından. Baştan. Çılgın çılgın hareketler. Gerçekten. Nereye gidiyoruz ya? Lan. O zaman yıllar sonra tekrar karşılaşmanıza. Vay be, olaylara bak ya. Yıllar sonra sen kalk. Nereden nereye işte, ilk aşkından, ilk heyecanından, şu anki neyse işte. Evet. Karşılaş. Yani. Çok ilginç. Yani demek ki seni ilk gördüğümde etkilenmem öyle boşuna değilmiş. Yani etkilenmek derken gözüme çarpmandan bahsediyorum. His olarak seni tanıyormuşum. Yani ilk aşk demeyelim. Ona ne diyelim? Hı, ilk aşk değil çünkü daha böyle çocuksu duygular gibi diyebiliriz evet. Aa Deniz ne çocuksu duygusu? Bildiğin aşık mısınız birbirinize? Ayrıca ya biliyorsun bence asıl o zamanki duygular gerçek. Düşünsene pırıl pırıl tertemiz duvarsız. İnsan büyüdükçe tecrübeler giriyor işin içine. O zaman da işler değişiyor. Katılaşıyoruz. Evet katılıyorum. Gerçi orası öyle, doğru söylüyorsun. Evet ya. Şu an hatırlıyorum da sen ne kadar neşeli, pozitif, eğlenceli, sempatik biriydin. Doğru, evet öyleydim. Aa, gerçekten mi? İşte her şeyin yavrusu güzel oluyor. Ya hiç sen sempatik oldun mu mesela hayatın bir evresinde? Tanıyor musun o duyguyu nasıl bir şey? Ha? Ya gerçekten pamuk gibiydi. O kadar tatlıydı ki. Ya ben şu an gerçekten o kadar kötü müyüm? Kötü demeyelim de Ozan ne diyelim? Hani fazla gardlı, fazla duvarlı artık. Ne yaşadıysan yani. Yani bu arada ne zaman istersen konuşabiliriz, anlatabilirsin. Evet biz çıkabiliriz mesela konuşabilirsiniz. Yani anlatabileceğimi çok sanmıyorum ama sağ ol. Peki. Aa mekanda yavaş yavaş kalabalıklaşmaya başladı. Ortam hareketleniyor. Sen ne yapacaksın? Üstünü falan değiştirecek misin? Ben üstü aynı kalacak. Pantolonla ayakkabıyı değiştireceğim sadece. Ondan sonra okuyayım. Deniz keşke sen de giyinseydin. Hı? Ben işten geldim ya ondan böyle. Tamam. Bu arada bir şey diyeceğim. Ben müthiş keyif alıyorum şu anda. Yani bu mekanın böyle bir ilente gerçekten ihtiyacı varmış. Hı. Her şey bir anda değişti. Uzun zamandır böyle bir keyif almamıştım ben. İyi ki varsın, hayatımızdasın. Bir de küpen çok hoş, çok hoşuma gitti. Evet, bu kadar sürecek. Efendim? Aa tamam, tamam anladım. Yok yok sorun değil. Görüşürüz. Ne oldu? Gelemiyor mu Serdar? Ya evet, tam çıkacakmış da son dakikada bir hastası gelmiş, o yüzden gelemiyor. Ama elimden geleni yaparım dedi. Ya kızım sizle bir buluşamadınız ya. Aa, geçen hafta buluştuk ya. Evet, doğru. Ben unuttum, tamamen aklımdan çıkmış buluştunuz tabii ki. Evet. Müsyenler de kurulmaya başlamış. Tamam, eğlence başlıyor. Evet. Evet. Ne oluyor? Hiç. Sonra alacağım söz.
bu aşk nasıl bir duygu arkadaşlar? Vallahi sebzelerle kah kavga ettiriyor, kah dans ettiriyor. Şakıyorsun vallahi. Ben de seni bekliyordum. Hayır canım kardeşim. Deniz'i arayıp görüşmek istemem doğru olmaz. Çünkü kabul etmez. Yok artık. Sen bayağı müneccimliğe doğru gidiyorsun. Nereden biliyorsun böyle bir şey isteyeceğimi? Hatta dün gece zor tuttun değil mi kendini mesaj atmamak için? Ne yalan söyleyeyim vallahi öyle. Allah'tan böyle bir salaklık yapmamışsın. Yani çünkü başladığın yere geri dönerdin. Abi sakin şunları bir dur ya. Sıçratacaksın. Başladığın yere geri dönerdin. Tamam mı? Hiç şansın kalmaz yani. Hala bir şansın var yani kabul ediyoruz. Herhalde oğlum şu an var. Oğlum kızın ilk aşkı çıktın ya bu az şey mi? Yani daha da sen bu şansı değerlendiremiyorsan kapa dükkanı. Dur abi ya gelme beni şimdi. Abi şu salça malça bir dur abi ya Allah Allah. Bir şey anlatıyorum şurada ya. Tamam tamam sen de beni germe abi. Yok kızı bir daha göremezsin kaçırırsın falan deme abi öyle şeyler. Gelecek bir şey yok abi senin. Sakin. Ne yapıyorsun biliyor musun? Hemen Erdem'i arıyorsun. Akşama program yapıyorsunuz. Okey. Deniz'i de çağırıyorsun. Bunu yapmamızdaki amacı söylüyorum sana şu an. Amaç şu. Deniz'i o geçmişten gelen güven duygusundan uzaklaştırmamak. Balık gibi düşün abi. Ürkütmüyorsun. Yüze yüze gelecek sana merak etme yani. Erdem. Harika fikir. Abi dur şu ellerin yağlı mağlı. Lütfen gözünü seveyim biraz hassas ol ya. Aa neciksi oldum be. Bu arada bir şey diyeceğim. Ezgi nerede? Problem yok değil mi? Ya problem olmaz olur mu? Bizim problemsiz bir günümüz var mı? Lütfen Ozan. Kim geldi tahmin et. Kim geldi? Annem. Kimle gelmiş olabilir? Fitnat yenge. Evet abi. Bir de kim var burada onu da tahmin et. Kim? Ezgi'nin annesi bir de. Evet. Hepsi burada yani. Mottomuz ne abi söyle. Her an ortalık karışabilir. Aynen öyle. Her an ortalık karışabilir. Abi sıçratma şunu. Abicim ya bir dur. Burası böyle. Ben çıkıyorum abi ya. İyi ki bir beyaz gömlek giymiş. Sipariş verelim kızlar. Değil mi? Aa! İrem? Deniz. Hayırdır? Çok şaşırdım. Yani açıkçası ününden sonra ben dinlenirsin zannediyordum ama... iyi görünüyorsun. Yok canım. Gayet iyiyim gördüğün gibi. Gayet iyisin gerçekten. Ama tabii sen dünü kaçırdın ya. Çok güzel bir geceydi. Yani çili biberli kokteyller gerçekten efsaneydi. Yani biz çok eğlendik. Çok eğlendiniz. Hı hı. Sen ve eğlenmek. Yani ikisi aynı cümle kalıbında olunca tabii böyle insan bir yadırgamıyor değil yani neticede hiç alışkın değiliz. Değil mi? Yani dün orada olsaydın, yoktun ya. Dün orada olsaydın ne demek istediğimi iyi anlardın. Sen hiç merak etme hayatım. Ben bundan sonra Ozan'ın her türlü organizasyonunda yanında olacağım. Hiç yalnız bırakmayacağım. Anladım. Telefon çalıyor. Buyur. Aa. Ozan arıyor. Beni arıyor. Efendim Ozan? Selam Deniz, nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Ya az önce Erdem'le konuştum da gün içinde buraya gelecekmiş. Sohbete doyamadım, tekrarlayalım dedi. Sen de gelmek ister misin? Bir programa bakmam lazım. Yani bence gelsen güzel olur. Eski günleri yad ederiz. Güzel olabilir. İyi tamam o zaman. Geleyim ben de. Gelirim. Süper. Kaç diyelim? 8 gibi olur. Tamam. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Alo. Efendim Yeşim'cim. İyiyim canım iyiyim. Toparladım. Birlikte yiyelim, süper. Tamam canım, öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar, mutfak size emanet. Bir şey lazım olursa dışarıdayım, tamam? Çağır. Tamam şefim.
Dur dur. Hoş geldiniz Deniz Hanım, nasılsınız? Merhaba, teşekkürler, siz? Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Ben o zaman geçeyim, tamam mı? İyisiniz olursa buralarda olur. Olur tabii. Deniz hoş geldin. Hoş bulduk. Masamızı bahçeye ayarladım bu arada. Erdem de birazdan gelir. İstersen biz geçebiliriz öncesinde. Olur, geçelim. Yalnız Gizem Hanım, Ozan Şef'le Avukat Hanım ve Özgür Bey'le Ezgi Hanım çok güzel bir dörtlü oldular bence. Güzel bir resim yani. Ah, öyle mi? Hı-hı. Yırttım attım canım ben o resmi. Geçmiş olsun. Ha. Zor yırtarsın da o resmi. Evet. Bugün yine çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ezgi yok mu? Onlar dışarıdalar Özgür'le. Dışarıda nerede? Bizim bu yeni açacağımız mekanı kontrole falan gittiler sanırım. Ha, anladım. Nevin teyzeler geldi. Her şeyi öğrendiler biliyorsunuz. Evet ve Sevim teyzeler de burada. Ne? Evet. Onlar da burada. Ortalık çok karıştı ya. Ya bir an önce onlar da gerçeği öğrensinler, hepimiz rahatlayalım istiyorum. Çünkü Ezgi gün geçtikçe Özgür'e yaklaşıyor. Yani korkuyorum üzülmesinden. Neden bu kadar önyargılısın? Önyargılı değilim, gerçekçiyim. Hem sen de dedin, Özgür arkasında üzgün kadınlar bırakıyor dedin. Evet, doğru söyledim. Ama bu seferki biraz farklı gibi. Yani Özgür'ü ilk defa böyle görüyor. Sanırım Ezgi'ye aşık oldu. Öyle mi diyorsun? Bilmiyorum. Ben insanların kolay kolay değişebileceğini düşünmüyorum. Hı. Söz konusu aşk olduğunda bence bu mümkün. Göreceğiz bakalım. Hı hı. Cansu Hanım hoş geldiniz. Ne ikram edeyim, ne oldu? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. Lütfen oturun, ikram edeyim bir şeyler. Çok varsa teşekkür ederim. Etseydim ya. Canım. Çok güzelsin. Sen de. Ne haber Ozan? Hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Yok, ben öyle oturmayayım. Şöyle oturayım. Sen de Deniz'in yanına otur. Ben size şöyle bir karşıdan bakayım diyorum. Ha? Sonuçta maziniz eski ya. Peki. Bir şeyler söylediniz mi? Yok, Erdem'i bekliyorduk. Taksiden bir indim. Topuğum takside kalmış yani. İnanamazsınız. Gerçekten şaka gibi. Topuğun nerede indi acaba? Allah bilir. Ya Ozan'ım, bu arada iyi ki ayarladın bu buluşmayı. Sağ olasın. Aa. Bana Erdem ayarladı demiştin ama. Öyle mi demiştim? Bir araya gelelim istedim. Eski dostlar, tekrar böyle konuşacağımız şeyler bitmemiştir diye düşündüm. O yüzden ne güzel oldu değil mi? Ozan. Deniz benim çok eski arkadaşım ama sen benden eski tanıyorsun. Deniz çocukken nasıldı? Hı? Anlatsana, böyle fena mıydı? Cansu. Ya tamam, takılıyorum. Çok sessiz, sakin biriydi. Böyle kimseyle kolay kolay arkadaşlık kurmazdı. Sessizdi bayağı. Kendi halinde. Papsi diye bir köpeğin vardı senin. Hep ondan bahsederdin bana, hatırlıyorum. Sen nereden hatırlıyorsun onu ya?
Tabii. İlk aşklar kolay unutulmuyor. Vallahi bravo Ozan. Yani ben de çok şaşırdım şu an hatırlamana. Hafızam iyidir diye. İyidir. İyidir tabii de. Bazı detayları hatırlamak için tek başına yeterli bir şey değil bence. Ozan'cığım. artık kıymet bilmek lazım diyelim değil mi? Erdem'cim, acaba senin bugün çenen mi düştü? Ne oluyor? Hayırdır yani? Ben arabasız geldim ya. Bir taksi çağırabilir miyiz? Maalesef durakta taksi yok. Az önce bir müşteri için de istemiştik. Hadi ya. Neyse tamam, problem değil. Ben şöyle yürüyeyim, bulurum zaten bir taksi. İyi fikir. Yürüyelim. Yok. Yani senin gelmene gerek yok. Ben kendim yürürüm. Yok canım, olur mu öyle şey? Hem eşlik etmiş olurum. Hem fazla yedim bugün. Yürüsem bana da iyi gelebilir. İyi tamam, peki o zaman. Peki o zaman. Evet, gerçekten çok ilginç oldu. Bunda benim bir parmağım yok bu arada. Yani öyle düşünürsem, öyle düşünme. Hem iyi oldu. Yürümek iyi geldi yani. Yorulmadın umarım. Yok, henüz yorulmadım. Güzel. Yani hala köpeğimin adını hatırlamana inanamıyorum. Aslında seninle ilgili hatırladığım birçok detay var. Gerçekten mi? Evet. Ne gibi mesela? Hangisinden başlasam bilemiyorum şu an. Teşekkür ederim. Kızmadın mı? Yok, kızmadım. Güzel. Ben bir başlayacaksın zannettim benim de o yüzden. Çocuğa da çıkışamadık ya. İyisin değil mi? İyiyim. İyiyim. Güzel. Evet, dinliyorum, merak ediyorum. Evet, anlatıyordum. Mavi midyeler. Bence oradan başlayalım. Hem hikayeyi de anlatmış olurum. Olur. Biraz komik oldu gerçekten. Olur. Kolay gelsin. Valla midyelerinden alırız şu an. Yeriz değil mi? Evet. Yeriz. Kırmızı bir polarım vardı senin, duruyor mu hala? Evet duruyor. Ya onu da hatırlıyorsun, inanmıyorum. Yani. Hocam bir saniye. Sonra da bulduk, gidebiliriz. Bulduk evet ama benim eve geldik burası. Gerçekten mi? Evet. Evine kadar yürüdük yani. İşte yürürken farkına varmamışız. Okey tamam. Sen bu kadar yolu geri yürüme bence. İn git. Tabii, öyle yaparım. Yani şimdi o yol tek başına yürümez. Ben gireyim o zaman içeri. Gir tabii. Bin git istersen sen. Yok, olur mu öyle şey? Sen gir. Tamam o zaman. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Arıyorum. Ara ara.
Alo. Alo, merhaba Ozan. Deniz, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Şey, müsaitsen buluşabilir miyiz? Şimdi mi? Şimdi hemen. Olur, tamam. Nerede? Evet, evet, biliyorum orayı. Tamam o zaman, ben bekliyorum. Görüşürüz. Geliyor. Gelsin. Gelsin, bir an önce öğrenelim ne olmuş. Özgür, ben çıkıyorum. Ha şef, mana mı uğrayacaksan misket limonda şey nane alır mısın ya? Maalesef ya Emre. Randevum var da. Ha. Randevum. Randevum diyorum. Ne? Randevum var. He? Eski. Ne? Şey, Deniz. Ha, Deniz mi aradı? Hmm. İyi. Bu arada Deniz'deyim bütün gün. Söylemek istediğim bir şey varsa iletebilirim. Yok, yok ya. Yok. Yok. Hadi git. Eminsin. Git git. İyi, peki kaçtın mı? Şef, manava uğrasan aslında nane hiç yok. Emre'cim, bir dahaki sefere. Dönüşte. Hiç nane yok ki. Levent gelmek üzereymiş. Çıkıyorum ben kızım. Ozan da zaten birazdan ışınlanır. Bir hafta geçti, özlemiştir dedi. Canım, bir şey öğrenir öğrenmez bana haber veriyorsun, tamam mı? Tamam kızım, hiç merak etme. Tamam. Hadi görüşürüz. Yani ben de çok seviyorum. Böyle doğa içinde, sessiz, sakin. Evet, bayağı güzelmiş. İyi ki aradım bu arada. Ben de seni merak ediyordum ama arayamadım. Ezgi de işten ayrılınca hepimiz dağıldık tabii. Evet, öyle oldu biraz. Nasıl Ezgi bu arada, iyi mi? Ezgi Bursa'ya döndü. Görüşmüyoruz. Yani daha doğrusu o bizle görüşmüyor. Niye, ne oldu ki? Yani anlayacağın Ezgi'ye sürpriz yapalım derken. Hadi ya. Ezgi'nin haberi yoktu yani. Tabii Özgür de gördüklerini yanlış yorumladı. Gördüklerini mi? Tamamen tesadüf. Yani kötü şanslı diyebiliriz. Özgür de oradaymış. Ne? Evet. Ve Ezgi ile Serdar'ı görmüş tabii ki. İşin daha kötüsü, tüm bunların sizin başınızın altından çıktığını bilmiyor tabii ki. Ve Ezgi'nin her şeyden haberdar oldu. Ve ona yalan söylediğini düşünüyor. İnanmıyorum ya. Maalesef. Tabii onları o halde görünce kıskançlıktan çıldırıyor. Ezgi'nin de üstüne yalan söylediğini düşününce Ezgi işten çıkarmış. Deniz, ben Özgür'ü ilk defa böyle görüyorum. Bir kadın için, bir kadının mutluluğu için ilk defa bu kadar çabalarken görüyorum. Onun için doğum günü sürprizi bile hazırlamış. Ve biz her şeyi mahvettik. Yani şu an Ezgi'nin neden çekip gittiğini, neden bize bu kadar kızdığını o kadar iyi anlıyorum ki. Ya her şeyi mahvetmişiz ya. Ne kadar kızsa, ne dese haklı. Burada haklı ya da haksız yok Deniz. Yani anlıyorum. Ezgi için en doğru olanı yapmaya çalışıyorsunuz ama... söz konusu aşk olduğunda doğru ya da yanlış diye bir şey yok ki. Özgür Ezgi'ye aşık. Yani anladığım kadarıyla duyguları karşılıksız da değil. Ben aşkın gücüne inanırım. Hep inandım. O öyle bir güç ki... gerçek olduğumda önümde hiç kimse, hiçbir şey duramaz. Öyle mi diyorsun? Tamam, haklısın. Ama bizim yine de bu durumu düzeltmek için bir şey yapmamız lazım. Ya böyle olmaz.
Arkadaşlar saat kaçıyor ha. Bu mekanda saatli işimiz var. Hadi abi hadi. Hadi biraz acele. Hadi hızlı. Ne oluyor acaba? Bilmem. Kayıt. Kestik. Arkadaş, iki tane oyuncuyla ben ne çekeceğim arkadaşlar? Yardımcı oyuncu gelmiyorum ne demek ya? Yardımcı oyuncu bu ya. Biz geçebiliyor muyuz? Geçebilir miyiz? Geçin. Merhaba, sizden bir şey rica edebilir miyim? Figüranlarımızda bir sıkıntı çıktı bana. Bir kadın, bir erkek figüran lazım. Yardımcı olabilir misiniz? Bakın yoksa işimden olacağım, lütfen. Figüran ne? Siz ona takılmayın. Evet, ayarladın mı? Acele mi? İki tane marker alabilir miyiz Ersin Koç? Yok hanımefendi, biz hiç bilmeyiz. Ya, biz oyuncu değiliz. Hiç önemli değil. Oyuncu olmanıza gerek yok. Zaten bugünlerde herkes oyunculuk yapıyor. Yok, çok kolay olacak zaten. Siz şöyle alın. Geriye alayım. Burada hocamız size komut verecek. Ben çantanızı da alıyorum. Onun dediği zaman geçiniz, her şey okey. Tamam. Çantam ama... Çantanı aldı. Ne yapacağız ben anlamadım. Bunları mı buldun? Kaldık. Ne? Ben de anlamadım dedi. Tamam, kalsın orada. Ben söyleyeceğim. Biraz geleceksiniz. Ne orası yapacağız da. Anlamadık ki. Anladım ben. Evet, hocam, orası. Yönetmenim şey yapamam. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Oyun arkadaşlar. Sen de benim hayatımın aşkısın Burak. Ama bu ilişki yürümez. Babam bizi onaylamaz. Niye olmuyor ya? Bize mi diyor? Ha? Biz mi? Biz mi? Yürü abicim. Sana diyor, bir şey bize diyor. Ne diyor? Gel. Tamam, yürü. Dur, şunların üstüne dur. Orada dur, ha. Bana bakma, bana bakma! Bakmasın bana yetimler ya. Abi. Arkadaşlar. Hocam, tamam. Ha? Bana bak. Böyle duruyoruz. Arkadaşım, aşk filmi çekiyoruz ya. Tut şu kızın elini. Hiç hayatında bir kız elini tutmadın mı? Tut elini. Ha, elini. Tuttum hocam. Tuttum. Birbirinize bakın. Göz göze. Tut elini. Tamam, şimdi koydum buraya. Görüşürüz hiç sanmam. Yaşıyoruz çok farklı hayatlar. Benim olmazsan burada bir dakika durmam.
la 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 la. Ağzınıza sağlık, inanılmazdı. Ya Ozan, İstanbul'un en iyi şefi olmasan derim ki yani canlı müzik yapalım. Ya o şekilde yürüyelim, devam edelim yolumuza. Yok abi, biz böyle, biz bize iyi. Bu arada beni övmeyin. Bütün iltifatları Deniz'e yapın çünkü sesi çok güzel. O da bence bırakabilir avukatlığı. Avukatlık seni geriyor bence. Şarkıcılığı dene. Bir bunu düşünelim. Evet, ikiniz böyle bir grup halinde canlı müzik mesela, Özgür, olabilir. Benim arkadaşımın sesi gerçekten çok güzeldir. Uzun zamandır da sesini duymuyorduk. Böyle bir aşka geldi ama anlamadım tabii. Ezgi'min doğum günü için. Canım benim, ağzına sağlık. Evet, eşkisi bitenler. Abi. Dolduralım. Levent. Abi yeter abi. Aa, benimki de bitmiş, bitmek üzere. Ben de doldurayım. Levent'ciğim. canım bir biraz... Bir saniye, dolduruyorum. Biraz yavaş mı içsen acaba canım? Yavaş dolduruyorum işte. Tamam. Müzik işi bende artık. Hadi siz de biraz dinleyin. Ne mi? Bluetooth'a bağlansana, evet, o arkadaki Ozan, kolonlar. Evet Ozan, teşekkürler. Ha? Bastım. Deniz, sana bir şey sormak istiyorum. Ne oluyor orada? Benimle çıkar mısın? Dedi mi? Dedi, dedi. Bir dakika, bir dakika. Sen şu an bana gerçekten çıkma teklifi mi ettin? Vay be. Evet. Yani küçüklüğümüzden beri tanışıyoruz. O dönemde etseydim herhalde böyle ederdim. O yüzden bunu tercih ettim. Cevabın ne? Evet. Evet, diyor. Vay be, tam Ozan Dinçer'e yakışan bir hareket. Çıkma teklifi. Bir anda aldı bizi 90'lara götürdü. Ya ne güzel yıllarmış değil mi o 90'lar, müzikler falan olmasa ne yaparmışız yani? Çıkma teklifi derken, yani bence çok romantik. Ben bayıldım. Hatta şu an çok özendim. Ben niye çıkma teklifi almadım? Biri bana açıklayabilir mi? Ben niye çıkma teklifi almadım? Senin için bunca yaptıklarımdan sonra bir bak, de... Gözlerim doldu. Söz Özgür Atasoy'da galiba şu an. Aynen öyle. Ozan'cığım şaka yapıyor. Yapmıyorum. Çok ciddiyim. Şaka yapıyor Ozan'cığım. Benim kadar iyi tanıyor olamaz. Şaka yapıyor. Yapmıyorum. Vay arkadaş, bu aşk nasıl bir duyguymuş ya. Ne yapmam dediysem, ne söylemem dediysem, ne ile dalga geçtiysem. Tamam, ben de Ozan gibi olacağım. Tamam. Şaka yaptım sevgilim, şaka yaptım ya. Bir de niyetlendi, görüyor musun? Çıkma teklifi edecek bana. Hayatım, bu ilişkide karakterimden taviz vermemeliyim. Buna izin verme zaten. Vermem aşkım. Ben seni olduğun gibi sevdim. Ya bu gece ne kadar güzel bir gece ya. Bu gecenin eşteki... Sevenler kavuşuyor olsun. Sonsuza kadar da unutmayalım bu cümleyi, olur mu? Hep hatıralarda kalsın böyle. Evet. Aşırı sevdim bence de. Sevenler kavuşuyor gecesi. Evet, sevenler kavuşuyor. Çok güzel. Ne oluyor ya? Sevenler... Ne oluyor ya şu an? Aman abi. Kavuşuyor. Ciddi, ne oluyor Levent? Bebeğim. Sana layık değil ama... Eğer kabul edersen gerçeğini alırım. Şimdi benimle evlenir misin? Evet, evet, evet. O zaman takıyorum. Folyoyu... Ya bu gerçekten çok anlamlı ve çok güzel Levent. Hayatında gördüğün en güzel yüzük değil mi? En güzelim. Aa bebeğim, gözlerin doldu. Gel buraya.
Neler yaşandı bu gece ya? Hakkını verdi gece. İlk dans, istiyoruz. Tamam. Ozan sesini açar mısın? Ben açıyorum şarkıyı. Açalım. Aç aç Ozan. Aç bakalım ne çıkacak. Dans edelim mi? Olur. Günaydın. Aa, günaydın. Hayret. Bir dava falan mı kazandın diyeceğim de son günlerde pek işe geldiğin de yok. Canım sen gidebilirsin, geleceğim ben. Ya İremciğim, bugün o kadar mutluyum ki. Yani keyfimi hiçbir şey kaçıramaz. Özellikle de sen hiç kaçıramazsın. Ha, bu arada evet, doğru tahmin ettin. İşle alakalı değil. Yani çok özel bir durum. Çok özel bir durum. Allah Allah. Peki bu özel durumun acaba Ozan Şef'le bir ilgisi var mı? Yani bugün tahminlerinde gayet iyisin. Yani bir dakika, siz şimdi bayağı Ozan Şef'le ciddi olarak, resmi olarak ilişkiye başladınız yani. Öyle mi dediniz? Evet, bir ilişkiye başladık. Çok da mutluyuz. Ne güzel. Günaydın Ercüment Bey. Günaydın Ercüment Bey. Günaydın, günaydın. Günaydın. Bize tam Deniz'in Ozan Şef'le yeni ilişkisi hakkında konuşuyorduk. Müşterimiz Ozan Şef'le. Duydum, duydum. Sanırım Deniz sizin müşteri ve çalışan ilişkisi hakkındaki prensipli duruşunuzdan bir haber. Ya da önemsemiyor. Sanırım öyle. O halde konuşup bu konuda aydınlatalım kendisini. Hemen toplantı odasına Deniz Hanım. Tabii Ercüment Bey. Ne demek istediğinizi anlamadım Ercüment Bey. Yani benim ilişkim sizi neden ilgilendiriyor? Adı üstünde özel hayat. Şirket ve şahsi prensipler diyelim Deniz Hanım. O zaman bu sizin için geçerli. Kusura bakmayın ama özel hayatım ve seçimlerim beni ilgilendirir. Söylediğin şey çok mantıksız. Sana değil, bana mantıklı gelmesi önemli zaten Deniz. Son zamanlarda ofis işlerini bir hayli boşladım. Sebebi de bugün ortaya çıktı. Nerede o sabahlara kadar çalışan Deniz ha? Nerede? Eğer ideallerinden vazgeçtiysen haberim olsun Deniz. Ben işimin başındayım ve çalışıyorum Ercüment Bey. Bak Deniz, kariyer planlamana karışamam. Ama bu aşk meşk işlerinde çok ısrarcı olacaksan lakabeyi senden almak zorunda kalırım. Bunu bir düşün istersen ha. Kimse beni böyle bir seçim yapmaya mecbur bırakamaz. Selam. Selam. Motorla mı gideceğiz? Evet. Bu senin. Peki.
Yardım edeyim mi? Olur. Alayım. Ya ne kadar güzel bir yer bulmuşsun. Değil mi? Baksana yemyeşil, sessiz, sakin. Kesinlikle. Sepeti verelim. Gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. Her şeyi düşünmüşsün. Örtü bile var. Bu sefer tam takımız. Buyurun. Bu taraf. Aynen. Tamam. Şurası nasıl? Güzel, olur. Olabildiğince gölge. Tabakları unutmadım bu sefer. İnanmıyorum. Tabakları da getirmişsin ya. Çok güzeller. Tabii ki meyve tabağı. Kim? Ya. Bu ne? Değil mi? Çok şeker. Küçük sandviçlerimiz. Vallahi her şey çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Ne demek? Aa, burada ne kalmış? Ne kalmış? Ne kalmış acaba? Biraz ezilmiş ama. Olsun. Teşekkür ederim. Bir şey değil ki. O zaman takayım. E tabii. Piknik kuralları gereği. Çok güzel oldu. O zaman afiyet olsun. Ne oldu? Hı? Ne oldu? Hiç biraz motordan dolayı belki biraz sırtım tutuldu galiba. Motorda mı tutuldu? Evet. Ben biliyorum motorda tutulmadığını. Dün gece tutuldu değil mi? Ben uyuyordum. Sen de beni uyandırmak istemedin, hareket etmedin. Ne yapayım, çok güzel uyuyordun. Uykunu bölmek istemedim. Peki tamam, hadi gel dön arkana. Nasıl yani? Ya bayağı işte, dön arkana hadi. Masaj yapacaksın. Evet, hadi. Peki tamam. Evet. Şimdi bakayım. Nasıl? Evet, orası. Belli zaten ama tutulmuş. Çok ağrı yapar mı? Evet, biraz yapıyor. Olsun, yapsın. Dün geceye değerdi. Tamam, daha fazla yorulma. Bir şeyleri yiyelim. Ozan. Hı. Asıl ben sana teşekkür ederim. Burası, hazırladıklarım, her şey o kadar güzel ki. Sanki rüyada gibiyim. Ben de rüyada gibiyim. Benim rüyam sensin. Küçükken bulutların da bizi izlediğini düşünen bir kızla tanışmıştım. Çok tatlıydı. Ben seninle ilgili hiçbir şey unutmadım.
Ozan gerçekten. Yani yemeklerini övmek için kelime bulamıyorum. İnanılmaz. Ben sana daha neler yaparım? Bunlar ne ki? Bunlar sadece fragman. Fragman mı? Yalnız bak bunlar daha fragmansa filmin içinde bir yerde kesin şişman bir kadın var. Ben sana söyleyeyim. Ya da işsiz bir kadın var. Nasıl? O zaman galiba işi bırakacağım. Bayağı büyük bir karar. Seni tanıdığım kadarıyla öyle çok çabuk karar vermezsin ama. Evet. Kolay karar vermem. Ama ben bunun üzerine düşündüm. Ben yıllardır hep kendi hedeflerim için savaştım. Kimse bana yardım etmedi. Kimseden destek beklemedim. Ne yaptıysam hep kendim yaptım. Benim başarım. Ya şimdi yıllardır yanında çalıştığım adam sanki beni hiç tanımıyormuş gibi gelmiş kendi doğruları üzerinden beni seçim yapmaya zorluyor. Ya davranışlarımdan sadece ben sorumluyum. Ya kimsenin bana ne yapacağımı söylemesine ihtiyacım yok. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Söylediklerin çok hoşuma gidiyor. Deniz, sen çok güçlü bir kadınsın. Ve tek başınayken çok daha başarılı olacağını eminim. Sen de böyle mi düşünüyorsun? Evet, ben de böyle düşünüyorum. Ve hep yanındayım, unutma. Şişmanlasam bile. Ercüment Bey, müsait misiniz? Tabii, buyur. Nedir bu? İstifam. Bugüne kadar birlikte çalıştık. Size teşekkür ederim her şey için. Ama ben bundan sonra yalnız devam etmek istiyorum. Kendi hukuk firmanı mı kuracaksın? Evet. Bugüne kadar bunu kaç çalışanım söyledi. Asla tahmin edemezsin Deniz. Ama hepsi de başarısız oldu. Ve dönüp benden iş dilendiler. Öyle mi? Deniz, Deniz, Deniz. Bu işler senin sandığın kadar kolay değil. Öyle olmuyor işte. Bunu bilemem. Ben de yaşayıp göreceğim. Ama zor severim. Siz beni merak etmeyin. Bak Deniz. Mesele Ozan'sa onun hukuki temsilciliğine devam edebilirsin. He? Mesele sizsiniz Ercüment Bey. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Böyle senin için daha iyi olacak. İnan bana. Az önce seni izlerken ne kadar doğru bir karar verdim daha iyi anladım. Yani ben de senin gibi olmak istiyorum. İşimde mutlu olmak istiyorum. Huzurlu olmak istiyorum. En önemlisi özgür olmak istiyorum. Sen de olacaksın. Merve,
Ah, Deniz Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ercüment Bey müsait mi? Bir toplantımız vardı, şimdi çıktı. Buyurun, geçebilirsiniz. Tamam. Ben yalnız konuşsam daha iyi olacak sanırım. Tabii tabii, bekliyorum burada. Aa. Deniz. Hoş geldin. Hoş bulduk Ercüment Bey. Yani kusura bakmayın böyle habersiz geldim ama sizinle konuşmam gereken önemli bir konu var. Otur. Dinliyorum. Hatırlarsanız Legabe'nin ruhsatında problem yaşamıştık. Evet. Dosyada eksik, usulsüz evraklar olduğu söylenmişti. Evet, hatırlıyorum. İşte biri o dosyanın içindeki evrakları değiştirmiş. Nasıl? Bayağı evraklar değiştirilmiş. Hayır, Allah'tan biz evrakların orijinalini bulduk da ruhsat işi halloldu. İyi de böyle bir şeyi kim, neden yapsın? Ben yaparken görmedim ama yapanın İrem olduğuna eminim. İrem. İrem. Aa, Ozan, ne haber? Beni bekliyordun galiba. Yok İrem, seni beklemedim ama seni gördüm, iyi oldu. Tabii. Yeni avukatım olarak nasıl yardımcı olabilirim? Avukatım olmayarak. Anlamadım. Legabe'yle ilgili bütün evrakları alabilir miyim bugün gelmişken? Tabii, herhalde. Deniz ayrıldı diye galiba, değil mi? Evet, aynen öyle. Tamam, ben hazırlayayım ama. Sevinirim. Şöyle teslim edeyim ben. Buyur. Evrakların hepsi tamam herhalde, değil mi? Ya elbet, hepsi içinde. Güzel. Aa, Deniz, sen de mi buradaydın? Ne haber? Buradayım. Hem güzel. Tabii. Görüşürüz İrem. Görüşürüz. Yani bir şey söylememek için kendimi çok zor tuttum ama onun da zamanı gelecek biliyorum. Ben biraz ima ettim sanırım. Dosyayı almışsın. Evet, çünkü yine avukatıma takdim etmek istedim. Ya sen hem harika bir sevgili hem de harika bir müvekkilsin. Ha, öyle miyim? Çünkü sen de harika bir sevgili ve harika bir avukatsın. Ne dedi Ercüment Bey? Biraz daha bakayım, araştıracağım, haber vereceğim dedi. Ha, araştırsın bakalım Ercüment Bey. Yapabilirsin böyle bir şey İrem! Alo. İrem Hanım, odama gelebilir misiniz? Ay, hemen geliyorum Ercüment Bey. Ya Ozan o kadar iyi geldi ki. Seni mutlu etmek çok kolay Deniz. Bayılıyorum bu inat. Yani
Bence mutlu olmak kolay olduğu kadar zor da. Yani mesela şimdi şu an burada tek başıma olsaydım bu kadar mutlu olmazdım. Demek ki neymiş? Neymiş? Yanındaki kişi önemliymiş. Ben de seninle her yerde çok mutluyum. Sevince böyle oluyor işte. Sen beni seviyorsun yani. Aşığım sana. İlk gördüğüm günden beri. Ercüment Bey. Deniz, sen haklıymışsın. Erim'in dosyayı değiştirirken görüntü kaydı var. İnanmıyorum ya. Hayır yani onun yaptığından emindim ama yine de buna cesaret edebilmesine şaşırdım. Böyle bir şeyi nasıl yaptı hala aklım almıyor. Ama gerekeni yaptın. İrem artık bizimle çalışmayacak. Benim de gerekeni yapacağım emin olabilirsiniz Ercüment Bey. Deniz. Deniz, bak senden bir şey rica edeceğim. Lütfen İrem hakkında şikayetçi olmayın. Senin de yıllardır emek verdiğin bu firmanın bir avukatı. Böyle bir şey hepimizi çok kötü etkiler. Tabii anlıyorum. Bu Ozan'la Özgür'ün kararı ama ben yine de iletirim. Çok teşekkür ederim Deniz. Bu arada sana çok haksızlık ettim. Çok özür dilerim. Önemli değil. Bak Deniz, bu kapı sana her zaman açık, yönetici avukat olarak. Gerçi bunu çok önce teklif etmem gerekiyordu ama düşünmeni istiyorum. Teşekkürler Ercüment Bey, düşüneceğim. Tamam, ne diyeyim? İrem'i şikayet etmemizi istemiyorum. Yani İrem işine son vermiş. Ama yine de şirketin böyle bir olaydan etkilenmesini istemiyorum. Bunu tamamen sana bırakıyorum. Bu arada şirkete yönetici avukat olarak geri dönmemi istedim. Allah Allah. Yani tabii sen bilirsin ama bana sorarsan hayallerinden vazgeçme derim. Bu teklifi sana çoktan yapmalıydı. Haklısın. Ben de bir Özgür arayayım. Efendim Ozan. Ne yaptın, nedir durumlar? Hallettim gibi ya. Sabah netleşecek. Sizde durum ne? Bizde durumlar şöyle. Ya Ozan, sana da zahmet oldu. Kusura bakma. Ne olacak canım? Bunun için buradayım zaten. Ne düşündüğünü biliyorum. Yeni bir asistan, yeni bir avukat, sonra yeni bir avukat daha derken burası sana yetmemeye başlayacak. Sonra daha büyük bir ofis isteyeceksin, daha büyük bir ofis arayacağız. Sonra kocaman bir villaya taşıyacaksın ofisini, biliyorsun değil mi? Yani umarım öyle olur. Şimdilik bir tek çalışan benim ama hatta yani sadece bir tane müşterim var. O da sizsiniz. Yani ilk müvekkilim dün ben hiçbir şey yapmadan paçayı kurtardı, öyle diyeyim. Hiç merak etme, bizim sayemizde çok işsiz kalacağını sanmıyorum. Hem yeni bir problemle karşılaşmamız yakındır, hiç merak etme. Biz geldik! Ya! Hayırlı olsun! Canım benim. Tebrik ederim. Be. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, ne haber? Hayırlı olsun kızım. Ya. Ben de iyi. Ne haber? İyi canım, sağ ol. Deniz çok güzel. Kızlar geldiyse o zaman ben sizi yalnız bırakayım. Hem akşam için hazırlığa gideceğim. Tamam. Öpüyorum. Görüşürüz. Kolay gelsin. Bay bay. Kolay gelsin. Ah Deniz. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir sürü kötü şey yaşadık. Canımız sıkıldı, kalbimiz kırıldı, üzüldük. Ama hepsinin bir sebebi varmış. Hepsi yeni başlangıçlar içinmiş. Ya sen bugün ne kadar pozitifsin. Ama bak bu sefer ben de senin gibi düşünüyorum. Yani bence benim işten ayrılmam bir şeylere vesile oldu gibi geliyor bana. Güzelim benim. Bak güven bana, her şey çok güzel olacak. İçin rahat etsin, her şey çok güzel olacak.
Ya burası biraz şey değil mi ya? Küçük, sevimli, eski. Ama aşağıda çok güzel bir bahçesi var. Bayılırsın. Bence yeter şimdilik. Ben şey böyle hani Deniz'in eski yerine kıyasla biraz daha şey gibi. Retro. Retro ama retro moda Cansu biliyorsun zaten şu an. Bence burayı bir güzel boyarsak harika olur. Havası değişir. Boyarız, hallederiz. Yani olur. Olur herhalde değil mi? Olmaz mı ya? Olur tabii. Ama tabii şöyle, yani buranın kirası düşük, merkezi. Benim için de önemli kriterler şu anda bunlar. Yok kuzum, ben onu demek istemedim. Ben buraya yüksek profilde müşterileri nasıl getiririz onu söylemeye çalıştım aslında ama... Hallederiz ya. Hallederiz ya, biz hallederiz. Biz her şeyi yaparız, başarırız. Aynen öyle, onları zaten başarırız. Yani o cepte, burası gayet güzel olur. Ama bizim şu an üzerinde düşünmemiz gereken çok çok önemli bir nikahımız var Cansu. Nikah. Evet, nikah. Benim nikahım. Benim nikahım var değil mi? Aynen öyle. Nikahım var. Evet, siz ne giyeceksiniz peki? Ha, onu da bilmiyorsunuz. Son iki gün. Kabus gibi bakar mısınız? Daha gelinliğimin adam akıllı provasını bile yapamadım ben ya. Uf, daha masaya çiçekleri ben nasıl koyacağım, nasıl yerleştireceğim onu bile bilmiyorum. Tamam bebeğim, her şeyi halledeceğiz. Gel sakin ol. Sen gel şöyle oturalım, konuşalım. Gel güzelim. Sana geç Deniz'ciğim. Hiç merak etme. Her şeyi halledeceğiz. Tamam. Hepsini sıraya sokalım önce. Güzelce organize olalım. Tamam, tamam mı? Tamam. Biz her şeyi halledebilecek güçteyiz zaten. Evet. Yeni tarifim ama henüz isim bulamadım. Ya o zaman çok güzel görünüyor. Senin kadar değil. Şimdi senden gözlerini kapatmanı istiyorum. Gözler. Şimdi bana biraz daha böyle içsel bir yerden anlatır mısın? Mesela seni nereye götürdü? Şu an kendini nerede hissediyorsun? Böyle sanki karlarla kaplı bir dağda gibiyim. Yanardağ. Böyle etrafta fırtına var. Karlar uçuyor. Bilmiyorum, insan emin olamıyor. Önyargılıyız çünkü. Ama biz ne yapıyoruz? Bir şans daha veriyoruz. Gözler. Sonra? Böyle etrafımı bir sıcaklık kaplıyor. Bir kulübe görüyorum. İçinde sıcacık yanan bir şömine. Kalbim olabilir mi acaba? Sonra? Sonrası... Beğendin yani? Evet. Ya bayağı beğendim hatta. Evet. Anlıyorum. Karlarla kaplı bir yanardağda şömineli bir ev. Ya o zaman utandırma ya. Tamam, tamam. Bu arada tatlının ismini buldum. Gerçekten mi? Evet. Neymiş? Kilimanjaro. Afrika'daki yanardağ. Şu çölün ortasındaki karlı yanardağ. Ama menüye koyamam. Neden? Çok güzel olmuş. Evet, çok güzel. Ama artık bizim tatlımız bu. Ya sıcak mı burası? Bana öyle geliyor. Evet. Değil mi? Evet, biraz sıcak. Neyse, Özgür halleder herhalde. Özgür, sen niye o kadar telaşlıydın? Ezgi'ye bir sürpriz yapacak. Ne sürprizi? Bilmiyorum ki. Öyle seni düşünmekten gidip de öyle sormak falan aklıma gelmedi. Sanki çok fazla sıcak durulmuyor gibi, değil mi? Evet, evet. Bir sıkıntı var belli ki. Üf, yanıyor ya. Teşekkür ederim. Neden?
Yani gidelim dediğimde böyle bin bir türlü soru sormadan benimle geldiğin için. Bugün Tolga bayağı sinirlerimi zıplattı. Evet. Aa, yiyemiyorsan yiyebilirim bu arada. Hayır. Yiyeceğim tabii ki, çok acıkmışım, farkında değilim. Çok güzel bu arada. Evet, ben de bütün gün işlerine uğraştığın için yemek yemeyi unuttuğunu düşünmüştüm. Haklısın, unuttum. Çok zor bir gündü ya. Levent'le Cansu ayrıldı. Özgür'le Ezgi'nin arasındaki gerilim bitmiyor. Evet. Özgür de haklı aslında. Yani üstümüze bir kara bulut var. Dağılmak bilmiyor. Sürekli bir olay. Biz iyiyiz ama, değil mi? Bence iyiyiz. Ama galiba senin kafana takılan bir şey var. Evet. Aslında var. Yani çok önemli değil belki ama. Ama? O gün öyle arabadan apar topar inince anlatmak istediğim bir şey var dedim. Anlatamadım. Sanırım biraz merak ediyorum. Haklısın. Bir şey var. Ya bilmen gereken bir şey. Deniz, eğer anlatabilecek gibiysen benimle her şeyi paylaşabilirsin, biliyorsun değil mi? O zaman ben daha önce evlendim. Hala evli değilsin herhalde, değil mi? Hayır, değilim tabii ki. İyi o zaman, güzel. Yani en azından birimizin evlilik konusunda tecrübeli olması diyorum. Belki sana ileride bir şeyler sorabilirim. Ya Ozan ya. Dürümünü yemiyor musun? Yemiyorum. Al, zaten gözün kaldı. Al, ye. Gidelim erken işimiz var. Manzara yakalım. Giderken yersin. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.